Efendim merhaba. Bugün yine sizinle çok güzel bir Farsça dersinde yine beraberiz. Bugün sizinle bir şiir okuyacağız. Farsça şiir. Şiirimize geçmeden önce kurallarımızı bir tekrar edelim. Farsça telaffuzda 3 tane altın kuralımız var idi. Üstün okunurken eğer bir harekenin üstünü var ise Türkçe'de olmayan e sesi, esresi var ise Türkçe'de olan normal e sesi, ötresi varsa o sesi veriyor idik. Bir harfe i sesi verebilmemiz için, dördüncü altın kural, bir harfe i sesi verebilmemiz için mutlaka harfin yanında y harfinin yer alması gerekiyor idi. Y olmadan bir harfe kesinlikle kati surette i sesi veremiyor idik. Ve bu açıklamaların bizi götürdüğü netice şu ki İran'da Türkçe'de olduğu gibi i sesi yoğun kullanılmaz. Bunun aksine e sesi yoğun olarak kullanılır. E'de iki versiyonu vardır e'nin Farsça'da. Birincisi ağız açılarak söylenen E, Emir, Ali, Ahmet ve Emin gibi. Bir diğeri de bizdeki normal E'dir. Bugünkü okuyacağımız şiirin efendim İran'da animasyon şekilde hazırlanmış olduğunu da gördüm. O yüzden size onu internetten buldum. İranlıların kullanmış olduğu bir video sitesi var. aparat.com YouTube gibi ama YouTube İran'da yasak olduğu için bunu tercih ediyorlar. Şimdi izninizle bu şiirimizi biraz dinleyelim. Efendim burada gördüğünüz gibi İran üzerine yazılmış bir şiir. İran ziba ziba zibayi miheni meni. Benim güzel ülkem derken de kullanılan karakterler görüyorsunuz. İşte Arap, Kürt, ondan sonra Türkmen, İran kavimleri, İran içerisinde bulunan etnik unsurlar resmedilmiş burada. Mader gibi. Ha işte gördüğünüz gibi yerel kıyafetlerden bahsetmiştik ya bir önceki dersimizde. Yerel kıyafetlerden bahsetmiştik bir önceki dersimizde. Ona göre burada yine bu İran haritası Nakşe-i Gorbe-i İran üzerinde yerel kıyafetleriyle öğrenciler resmedilmiş. Şimdi geçelim. Ey İran, ziba ziba zibayi, ey İran. Altın kurallarımızdan harekete
altın kurallarımızdan hareketle okuyoruz. Z'ye i sesini oradaki y'ye veriyor. Ziba, ziba, zibayi. Buradaki y, yani ziba'nın sonundaki y, muhatap y'si. Karşı tarafa hitap ediyor. Sınsın, güzelsin y'si bu. Yani ikinci tekil şahıs y'si. Ey İran dedikten sonra şimdi İran'a bu hitap ediyor. Ziba, güzel, güzel, güzelsin. Ey İran. Mihen, ülke demek. Mihene, hobe, mai derken bizim güzel ülkemizsin. Şimdi yine ikinci tekil şahısın, sınsın ekini bizim sonuna, bizim kelimesinin sonuna getirdi. Biz bunu Türkçe'de ülkemizsin diye söylüyoruz normalde. Mihenin sonuna getiriyoruz Türkçe'de ama tabii ki dil mantığı değişiyor dilden dile. Miheni hubi moi. Şimdi burada da izafet, yani tamlama yaparken esrelere normal Türkçe'deki e sesi veriyoruz. Mihene ne. Miheni değil, iyili yapmıyoruz bunu. Mihene hube mai. Mihene hube mai. Bizim güzel ülkemizsin ey İran. Hem derken ağız açıyoruz. Kuho cengel dari. Üstün olduğu için harekeler. Hem sehra. Bak buna Türkçe'de sahra diyoruz. Ama sadın üstün olduğu için ona se, e sesi veriyorum Farsça'da. S oluyor o. Sehra. Ağzımı da açıyorum hareket üstün olduğu için. Hem bab ve bostan dari, hem derya. Şimdi bostan ve bustan diye aynı kelimenin iki versiyonu var. Ancak mana itibariyle birbirinden farklı değiller. Bostan ve bustan diye de karşımıza çıkabilir. Onunla alakalı olarak şu görseli bir görün istiyorum. Bak burada bostan, bustan. Yani bu bostan kelimesi, bustan kelimesinin biraz kısaltılmışı oluyor. Bağ, bahçe, park, golzar gibi çeşitli anlamlar yüklenen kelimeler bunlar Farsça'da. Efendim. Hem bağ ve bostan. Bunu bostan okuyoruz çünkü ötreli. Efendim bakın buradan göstereyim. Bunu bostan okuyoruz ötreli olduğu için. O sesi veriyoruz. Bunu bu, u'lu okuyoruz çünkü vav'ı var. Bostan. Bu bostan. Bu ise bostan şeklinde okunuyor. Bostan ve bostan. İkisi de aşağı yukarı aynı anlamda. Hem bağ o bostan dari, hem derya. Derya. Türkçe'de derya diye kız isimleri var. Bak ona biz derya diyoruz. Farsçası ise derya. El olduğu için ağız açılıyor. Men yek donya haketra darem dost. Yani ben senin toprağını çok çok seviyorum. Yek donya demek aslında bu bir tabir. Yek donya, bir dünya senin hak toprağını seviyorum. Yine aynı cümle devam ediyor. Hake, hub ve paketra darem dost. Yani dost darem. Yine seviyorum anlamında. Hake. Burada tamlama olduğu için hake. Çünkü Türkçe'de mesela haki payi diye söylüyorlar. Öyle şiirler o şekilde Türkçe'de var. Şimdi göstermek isteyecektim ama nerede bizim ordumuz? Bundan ben size yazayım bir dakika onu hemen. Büyüteceğim. Öncelikle net görülesin. Türkçe'de haki payi diye söyleniyor mesela. Haki payi. Bu tamlamalar iyili yapılıyor. İyili yapılıyor. Bu Türkçe'ye mahsustur. İyili yapılıyor. Ama Farsça'da bu. Şimdi şiirdeki kelimeyi yazalım. Hake hub ve paketra. Hake. Bunu Türkçe'de haki diye h'li okuyoruz. Hake. Haki. Ama bu Farsça'da haki. Hırlatıyoruz. O da Farsça'da şöyle yazılıyor tabii. Normal
Latin alfabesiyle yazıldığı zaman bu diğer H'den ayrılması için KH diye yazılıyor. Pakistanlı Ahmet Khan diye bir oyuncuyu da Kıhan diye okuyorlar bizim Türkçe'de. O Kıhan diye okunuyor, Khan diye okunuyor. Haki yazacaktık değil mi? Farsçasını yazıyoruz bakın. Hake Hake Hub demiş. Yine oradaki de Hub derken yine bu şekilde yazan biliyoruz. Vav olduğu için de böyle de yazıldığını görebilirsiniz Fransızca usulüyle. Ama daha çok onu pasaportlarda falan yazıyorlar. Normal kitabe şeklinde normal yazışmalarda bu şekilde Hatice derken Hatice ismini yazarken yine Hadi bu şekilde KH biz Hatice diyoruz da normalde H ile yazılıyor ya. Bunu da ayrıca bir göstermem icap ediyor esasında. O boğazdan gelen G'ler var ya, onlar bu şekilde. Mesela benim ismim Gazi olduğu için Türkçe'de Gazi ama Farsça'da Gazi diye söylüyor. Biraz kaba söylüyorlar. Bu şekilde yazılıyor. GH. Normal G'den ayrılsın diye bir de normal G var. Mesela normal G nedir o? Bir harf söylesek normal G ile. Mesela gozername. Gozername yani pasaport. Bu normal G ile. Ama benim ismim Gazi. Kafla yazıldığı için hakim anlamındaki bu şekilde bun ayrılıyor. Mesela bu ha, Hadice h ile normal h. Mesela başka bir kelime normal h'li heviç c, ç yine yazarken ç'yi de ch şeklinde yazılıyor. Heviç dedik. C, havuç anlamında. Gördüğünüz gibi normal H ile boğazdan gelen H ayrılsın diye onu KH ile yazıyoruz Farsça'da. Şimdi şiirimize bir daha dönelim. Zaten bitirmiştik. Manasını verelim. Dustarem haki hub ve paketra. Temiz toprağını, temiz ve iyi toprağını seviyorum diyor. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.